Evet, tek yürek olma zamanı, deprem ve gerçekten o kadar üzgünüm ki anlatamam size. Benim orada bir yakınımın olmasına gerek yok. Şu anda oradaki herkes hepimizin, benim sizin yakınımız ve şu anda birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Hala pis siyaset yapabilenler, hala laf sokmaya çalışanlar. Yani gerçekten sizi lanetliyorum. Şu anda bizim din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş bunlarla hiçbirine bir işimiz yok. Hiçbir zaman olmadı zaten ama hala provokatif eylemler yapmak isteyenler, hala bir şekilde bunu siyasete alet etmek isteyenler size sesleniyorum. Ya birazcık insan olun ya. Her şey olabilirsiniz, doktor, mühendis, siyasetçi ama insan olmak çok farklı bir kavram. Binlerce insan yaralı, vefat edenlerimiz var. İnsanların evleri başlarına yıkılmış. Devletimiz sağ olsun. Bakın böyle bir durumda kimin ne olduğu önemli değil. Herkes devletinle birlikte milletçe tek yürek olmalı. Ama bazen bakıyorum, bazen değil pardon konuşamıyorum ya o kadar üzgünüm ki bakıyorum bazı hesaplara hala bir şeyleri devşirme derdindeler. Şimdi efendim Allah afet vermesin birinci de işte böyle oluyor. Şimdi zaman birlik beraber olma zamanı, beraberlik içinde olma zamanı. Şimdi zaman sapları sıklaştırma zamanı. Hepimizin yüreği zarar gören illerimiz ve oradaki insanlarla atmalı. Eğer bu olamıyorsa sen insan değilsin. Sen insan değilsin. Sadece nefes alan bir canlısın. En ufak bir şeyde fırsatlanıp hemen bağırmaya çağırmaya başlıyorlar. Tabii ki provokatif hesaplar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tespit ediliyor ve haklarında gerekli işlemler yapılacak. Ama şu anda bizim yapmamız gereken şey başta AFAD ve Kızılay, başta AFAD, Kızılay birlikte koordine ediyorlar tüm bakanlıklar ve valiliklerle. Ülke olarak seferber olmuş durumdayız. Biz vatandaş olarak doğru haberi yetkili kurumlardan alalım. Bilmediğiniz haberleri, görüntüleri paylaşmayın. Acının dini, dili, ırkı, mezhebi, siyasi görüşü olmaz. Acı acıdır arkadaşlar. Biz şimdi ne yapabiliriz? Dediğim gibi Allah devletimize zeval vermesin. Konuşuyorlar, konuşuyorlar ama devletten daha güçlü bir STK mı var? Yok. Ama şu anda bizim vatandaş olarak yapmamız gereken doğru haberleri takip etmek, bilgi kirliliğine müsaade etmemek. Kendimiz ne yapabiliriz? Sıcacık evimizde otururken şu görüntüleri 10 dakika orada seyrederken titriyorum üzüntüden. Eğer bunu hissedebiliyorsan insansın ama hemen fırsatlanıyorsan sen insan değilsin. Hani o söz var ya çok güzel. Bir acıyı hissediyorsan canlısın, başkasının acısını da hissedebiliyorsan insansın. Allah rızası için şimdi hepimiz devletimizle birlikte, devletimiz seferber oldu şu anda tüm belediyeler. Yani bütün belediyeler hepsi seferber oldu. Benim ulaşamadığım bir iki tane tanıdığım var. O kadar üzgünüm ki telefonu çekmiyor Osmaniye'de. Ve bu büyük bir yıkım ama inşallah devletimizle birlikte bu yaraları saracağız. Ha depremle alakalı eleştirilerimizi yaparız ama şimdi zamanı değil. Şimdi zamanı değil. Şu anda bir sürü yaralımız var ve kurtarılmayı bekleyen bir sürü canımız varken kalkıp da bunu şu anda sorgulama zamanı değil. Ama şu da bir gerçek, ben söylüyorum. Yani yatay yapılanmadan bu kadar göç alınca büyük şehirler, merkezler dikey yapılanmaya geçince riskler azalıyor, fazlalaşıyor. Hani hep söylüyorum ya köyünüzde bir yerin olsun, olsun bir toprağınız olsun. Sakın bırakmayın diye. Aslında herkes bir yaştan sonra dönüp dolaşıp böyle bir yaşam istiyor.
Öncel 2 gün önce ne dedi? Yani 7 yıldır üstüme hiçbir şey almıyorum. 2 artı 1 eve çıktım. Eşyayı azaltıyorum. Çok doğru söylüyor. Ben de böyle bir karar verdim. Bir ay önce falan. Zaten çok büyük bir evde oturmuyorum ama daha da bir küçüğüne gideyim. Konservatif bir hayat yaşayayım diye. Netice itibariyle hepimiz sonuçta 2 metrelik bir çukura gireceğiz. İstersen hanlarda, saraylarda otur ama herkes de otursun bana ne? Ama böyle bir zamanda insanlığını kaybedip kalkıp da siyaset devşirmek, kendi içindekileri kusmak bunlar insanlık değil. Şu anda hepimiz tek yürek, zarar gören vatandaşlarımız, zarar gören insanlarımız için tek yürek olma zamanı ve neler yapabiliriz bunu yapma zamanı hiç önemli değil. Kimisinin duası, kimisinin 1 lirası, kimisinin 1000 lirası, kimisinin 1 milyon lirası. O bir ortak havuz. Herkes imkanına göre yapacağız ama fırsatçılara kanmayın. Önce bir sakin olun. AFAD, lütfen önce AFAD'ı arayın. Sonra Kızılay'a da ulaşabilirsiniz. AFAD ve Kızılay en iyi şekilde koordine oluyor. Valilikler, hepsi. Ben o illerde tanıdıklarım var, tek tek arıyorum. Şu ana kadar aradıklarımda bir şey yok. Yani evleri yıkılmış ama canlarında bir şey yok. Fakat Adana'da ve Osmaniye'de ulaşamadığım 2-3 kişi var. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Ama yani gerçekten şu an ne siyaset zamanı, ne eleştirme zamanı. Bunun da zamanı gelir. Lütfen zamanı geldiğinde yapın. Ve tabii şu da bir soru işareti. Çok enteresan. Bu depremin olması da çok enteresan. Bazı konuşan insanlara komplo teorisi diyorlar ama bilmiyorum artık. Yani çok enteresan. Ülkece başımız sağ olsun. Yaralarımızı yine hep birlikte saracağız inşallah. Yıkılanların yerine devletimiz onları yapacak. Şu anda. Şimdi benim mesela farklı görüşten arkadaşlarım arıyor sabahtan beri. Gerçekten diyor deprem ve diyor sağlık konusunda çok iyiyiz. Evet, biz 99 depreminde hatırlıyoruz o durumu, o sahneleri. Ama devlet hemen geliyor. Şimdi hemen koordine oluyor ve inşallah enkaz altından herkes sağ salim çıkar. Hastaneler dahi işte yıkılmış ama çok büyük şiddet, bak 7.4 diyor ama hissedilen 11, artçıları bile 6.5. Neyse, artık şunu söyleyeyim, lütfen lütfen birlikte beraberlik olalım, insanlığımızı kaybetmeden bu süreci geçirelim. Sonra isteyen istediğini yorumlasın ama şu anda hepimiz devletimize dört elle sarılalım ve elimizden ne geliyorsa devletimizle birlikte bunları vatandaşlarımızın sağ salim kurtulması için ve sıcak bir yere gelebilmeleri için devletimizin yanında olalım. Ne diyeyim? İnsanlığınızı kaybetmeden insan gibi yaşayacağınız bir ömür dileyim. Ne diyeyim yani, başka bir şey diyemiyorum.